Herkese iyi akşamlar. Hatay'dan Nizam ben. Umarım iyisinizdir. Yüzümüz gülümseyerek arılığa geldik iş çıkışı. İyi bir yağmur yağdı. Kışa girdik. İlk adımımızı attık. İlk yağmuru gördük. Tabii inşallah bu yağmurlardan sonra iyi bir güneş görürsek çok çok iyi bir polen akımı olur. Bu da arılar için çok çok faydalı biliyoruz hepimiz. Böyle bir beklentideyiz dediğimiz gibi. Yani illaki güneşli bir günler olacaktır. Ondan şüphe yok ama yağmurdan hemen sonra olması çok çok faydalı olur arılar için. Arılarımız da burada. Şöyle örtümüzü de koyduk, kovan örtüsünü. Artık kış düzenine girdik tamamen. Şöyle bir hatırlatma yapmak istedim. Kışa girdiğimiz zaman kovanın alt çekmecesini açmamız gerektiğini söylemiştim daha önceki videolarda. Bunu hemen yapmamak lazım. Böyle bir hatırlatma yapmak istedim bu videoda. Çünkü sıcak günlerden çıktık sayılır. Bizim buradaki Hatay'daki durum için konuşuyorum. Bazı yerlerde de öyledir belki. Sıcak günlerde hala kuluçka mevcudu olabilir kovanda, arıda. Bu durumda, şu anki mevcut durumda, eğer çekmece kapalıysa alttan, arı için ısınma durumu sıkıntı yaratmaz. Kuluçka için konuşuyorum bunu. Hava sirkülasyonu daha az olur kapalı çekmecede, biliyorsunuz. Bunu açarsanız durum değişir, tamamen değişir. Hava sirkülasyonu mevcut düzene göre değişmiş olur. Bu da arıyı yorabilir. Arı üşütebilir. Bu yüzden dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatmak istedim. Ben kuluçkalı özellikle bu dönemde ani hava sıcaklığı değişiminde düzen bozulursa, yani alt çekmeceyi çıkarırsanız birden, bu durum arı için dezavantaj yaratır. Bunu göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Hatırlatmak amaçlı çekiyorum bu videoyu. Bu mevcut durum, yani yağışlı hava, soğuk havalar sürdüğü sürece en azından bir 10-15 gün, 20 gün kadar çekmeceleri çıkarmayın. Bunun sebebi yavruların mevcut kuluçkalıkta var olan yavruların, kapalı yavruların doğmasını sağlamak. Üşütmesinler diye çekmeceleri kesinlikle çıkarmayın. Bir süre bekleyin, arı adaptasyonunu sağlasın bu soğuk havalara. Ondan sonra çekmeceleri çıkarın. En azından bir 20 gün. Var olan yavrular için diyorum bunu tabii. Yani var olan bir kapalı yavru varsa arı zaten üşümüştür. Bir de sıcak hava derecesi düşmüştür. Soğuk hava geldi, onu biliyoruz. Dışarıdan gelen hava ile adaptasyonunu sağlamaya çalışmıştır. Ama birden çekmeceyi alttan çıkarırsanız birkaç derece bir soğukluk olur. Devamlı bir hava sirkülasyonu olduğu için ve alışmadığı için o duruma arı birden soğur. Arılar da, yavru arılar da üşür. Bu durumda yavru çürüklüğüne sebep olur. Dediğim gibi bir 15-20 gün bekleyin, arı adaptasyonunu sağlasın soğuk havaya. Nereden hava giriş çıkışı olduğunu anlasın. Bunları göz önünde bulundurup zaten arı önlemini alacaktır. Sizi yavaş yavaş, hatta bu çekmeceyi yavaş yavaş aralayarak çekerseniz de yine faydalı olur sizin için. Tamamen birden kaldırmak yerine daha faydalı olur. Bunu kesinlikle dediğim gibi uygulamanızı tavsiye ediyorum. Kışta düzen zaten belli. Daha önce söylemiştim. Çekmeceler açık kalsın. Sadece yavaş yavaş bu pozisyona girmenizi tavsiye ediyorum. Varova'ya zaten gerekli ilaçlamaları yaptıysanız herhangi bir sıkıntınız kalmaz. Beslemede de yine gerekli tedariği sağladıysanız arıya, herhangi bir dezavantajınız yok sayılır. Arının kıştan çıkmaması mümkün olmaz. Kafanız rahat, kışı geçirebilirsiniz. Herhangi bir kaybınız olmaz. Bu yıl Varova
Yükü biraz fazlaydı arada. Çok paylaşım vardı, gördük sosyal medyada. Bu yüzden peşini bırakmadık uygulamaların. Umarım siz de aynı şekilde davranmışsınızdır. Hassas olarak gerekenleri yapmışsınızdır. Varova konusunda. Nösema hastalığı, daha önce bahsettiğim gibi videolarda, Nösema soğuk ortamda üremez. Bu yine bizim edindiğimiz son bilgiydi. Bu yüzden zaten kovanın alt kısmındaki çekmeceyi çıkarın diyorum. Nösema soğuk havada üremediği için aranızda da herhangi bir zarar olmayacaktır çekmecenin çıkarılmasından kaynaklı. Kışı da rahat geçirir. Şu kısmı da anlatayım. Şöyle bu kovanlarınızın ağzını bir iki arı geçebilecek şekilde açarsanız sizin için yine bir avantaj sağlar. Ben bunu yağmacılık için yapmıştım ama bu kapakla beraber, alt çekmeceyle beraber bunu da kaldıracağım. Herhangi bir dezavantajı yok. Bunu çıkaracağım. Yağma sorununu önlemek amaçlı koymuştum şunu. Çekmeceyle beraber çıkarırsanız yine iyi olur. Son olarak şundan bahsedeceğim. Şunu da unutmayalım arkadaşlar. Burayı kesinlikle kapatın. Burayı kapatacağız. Buradan hava girişi olmaması gerekiyor. Bunun sebebini de yine hatırlatmak amaçlı söyleyeyim. Kovanın ön yüzündeki kapak deliği. Bunları kesinlikle kapatın. Çünkü buradan giren hava, şuradan giren hava kovanın içine girdiğinde, biliyorsunuz sıcak hava yukarıda biriktiği için kovanın içinde soğuk olarak buradan giren hava sıcak havayla temas ettiğinde bir terleme yapar. Bu terleme yaptığında da arı için çok büyük bir zarar verir. Bunun önüne geçmek adına isterseniz kapağın içine strafor koyabilirsiniz. Bu delikleri de plastik poşetlerle kapatabilirsiniz, hava giriş çıkışını engellemek amaçlı. Bunu da unutmayalım. Kış sezonuna girdik. Aklıma geldikçe ben de size, bilmeyenler için tabii, yardımcı olmaya çalışacağım. Videonun altına aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yine sorabilirsiniz. Kovan örtülerini koyduk. Artık yağmur durmadan her an yağabilecek. Bekliyoruz tabii. Bu yüzden kovan örtülerini de tavsiye ediyorum. Kesinlikle koyun artık. Zaten sıcak günlerde eğer çıkarmak isterseniz bir dakikalık bir işlem, istediğiniz gibi çıkarabilirsiniz. Benden bu kadar. Herkese iyi akşamlar, hayırlı günler.